Ciao a tutti! İtalyan Mutfağı Akademisi'ne hoş geldiniz. Sadece bu kanalda bütçe dostu tariflerle gerçek İtalyan gibi yemek yapmayı öğrenebilirsiniz. Bugün sizi Genova bölgesine götüreceğim. İtalya'nın hem lezzetli hem tanınan pestolarından birini yakından tanıyacağız. Bugün birlikte kalın benimle. Hadi başlayalım. Pestola Genovese yapacağız bugün birlikte. Yemyeşil, çok çok lezzetli, kokulu, sizi rüya gibi bir yere götürecek. Genova kıyılarından böyle yetişen yemyeşil, kokulu, şahane, rengarenk bir basiliko kullanacağız. Biz burada normalde yetişen fezleğini kullanacağız. Ama küçücük yapraklı olandan kullanamayız çünkü o çok acı veriyor ve güzel bir pesto elde etmiş olamazsınız. Çünkü acı bırakır ve güzel bir tadı olmaz. Bu yüzden bir yapraklı fesleğen kullanın. Balkonda yetiştiren de var mutlaka sizin alanınızdan. Mutlaka bana yorumda yazın. Ne zaman ekersiniz fesleğen bu yıl? Ama aslında size benim yeni havanımı tanıştırmak istiyorum. Bu Afyon'dan geliyor ve Yunus Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü hayat boyunca bu kadar güzel hediye hiç edilmedi bana. Çok çok teşekkür ediyorum. Sana bugün bu pestodan bir kavanoz göndereceğim. Diğer malzemeleri bunlardır. Çam fıstığı kullanacağız. Siz bulamıyorsanız çam fıstıkları ya da yakında bir çam ağacı yoksa oradan toplayacağınız ay çekirdeği kullanabilirsiniz ama tabii ki kabuğu temizlenmiş olan bunlardan kullanabilirsiniz. Yine de aynı yağlı tadı veriyor. Susak kıvamı verecek ama hesaplı. 2 sarımsak dişi kullanacağız. Kaya tuzu, parmesan peynir ve bol bol zeytinyağı. Izgara balkabağ tarifinde gördüğünüz gibi havanla başlarken ben sarımsağı bir tutam kaya tuzuyla eziyorum. Çünkü sarımsağı daha kremamsı bir hale geliyor ve de böyle güzel güzel sosa karıştırılırken öyle tanesi kalmaz ve daha güzel oluyor tadı. Bu yüzden biraz kaya tuzu ekliyorum benim havanıma. Yarım tatlı kaşığı kadar. 2 küçük dış sarımsak atıyorum ve benim tokmakla çeviriyorum, karıştırıyorum. Fesleğini kullanmadan önce yıkayacaksınız mutlaka ama havana eklemeden önce mutlaka bunu kurutun. Çünkü su miktarını istemiyoruz. O kıvamı bozuyor. Bu yüzden ben şimdi yıkadım. Böyle bir beyaz beziyle, pamuk beziyle bunu iyice kurutacağım. Bu bir puf noktaydı. Şimdi fesleğin yapraklarını havana ekliyorum. Hepsini bir araya koymuyorum. Biraz ezeceğim ve devamını ekleyeceğim. Mis gibi kokuyor. Çok güzel. Şimdi fesleğeni ilave etmeye devam ediyorum ve bir tutam tuz daha ekliyorum. Sizlerden mutlaka biri soracak. Kararmaması için neler yapmalıyım? Çünkü bende havan yok ve ben blenderde yapıyorum. Tabii ki blenderde yapabilirsiniz. Bu çok doğal bir şey. Yani kimse de bu kadar büyük havanlar da yok. Normalde küçük sarımsaklık da var. Bu yüzden orada pesto yapmak çok az geliyor. Blender kullanın. Bir problem yok. İtalyanlar da kabul eder bunu. Ama birkaç püf nokta var. Blender haznesi mutlaka kullanmadan önce buzdolabına koyun. En az yarım saat. Hem haznesi hem bıçakları. Çünkü çok soğuk olması önemli. Ve ikinci püf nokta da vereyim size. Mutlaka hızlı çalışmayınız. Böyle full hızına koymayınız blenderin. Azar azar, bız bız bız
3 kere, 4 kere yavaş yavaş bunu çevirin. Çünkü çok hızlı gidiyorsanız tüm hücreler patlıyor. Hem koku bozuluyor, biraz böyle acılaştırıyor ve de rengi çok kahverengi oluyor. Hiç hoş değil. Bu yüzden bu noktalara dikkat edin. Çok güzel bir pesto alla genovese yapacaksınız. Mutlaka bu tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi fesleğimi ezdim ve güzel güzel bir kıvam rengi oluşmaya başladı. Ve çam fıstıkları ekliyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Bunun halamını çözdünüz mü? Bu çevirirken bunu da çeviriyorsun. Tam ters yönüyle. Bu yüzden konuluyor. Bitiriyoruz. Parmesan da ekliyorum. Normalde bu tarifte yarı miktarda parmesan kullanılıyor. Yarı miktarda pecorino kullanılıyor. Ama burada koyun peynir dediğimiz pecorino bulmak çok zor. Bu yüzden siz rendelenebilir bir eski kaşar kullanabilirsiniz. Hem parmigiano yerine hem de pecorino yerine bunu kullanın. Tadı güzel olacak mutlaka. Tüm malzemeleri ekledik ama bir son malzeme çok çok yoğun bir zeytinyağı kullanacağız. Ve tek seferde eklemeyeceğiz zeytinyağı. Yavaş yavaş hip şeklinde havanımıza yedireceğiz. Emülsiyon oluşturacağız. Çok güzel kıvam süpürfuduk. Çok güzel bir pesto hazırlıyoruz. Pestomuz hazır. Bugün size sadece pesto kendisini gösteriyorum. Bu yüzden makarnayla servis etmeyeceğim. Çünkü bir sonraki tarifte gerçek helde trofiye göstereceğim size ve bugün hazırladığımız pesto kullanacağız. Şimdi sadece rengini ve kolay bir sunumu hazırlayacağım sizin için. Pesto hazırlamak için belki böyle bir yarım saat alıyor eğer elde yapıyorsanız. Bu yüzden siz fazla miktarda onu hazırlayınız ve kavanozlayabilirsiniz. Püf nokta. Kavanozladıktan sonra üzerine zeytinyağı dökün ve yüzeyi hep zeytinyağıyla kaplı olsun. Kabuk oluşmasın ve her zaman tazeliği korumuş oluyorsunuz. Bugün birlikte hem tanınan, hem lezzetli, hem yeşil makarna soslarından birini birlikte hazırladık. Pesto alla genovese tazeliğini sizin evinize kadar geldi mutlaka. Bu tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve arkadaşla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.